mı senden Allah oruçluğu tutulmaz yer saat yer dakika dövüşün adamına. Nerede? Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Ne arıyorsun? Tahta. Kız tahta bir. Ha onu değişti. Afu bugün dedik yalnız yemek yemeyelim şunları çağıralım dedim. Şunları. Şunun arkasında yapacağım. Tahta var da şurada. Yok be orada olmaz. İki dakika bekle. Anam bu ne sabırsızmış. Yetişemeyeceğiz. Yemek yetişmeyecek diye burnumdan getirdi daha iki saat var. Bir yapacağımız saatimizi yapacağımız tavuk sote değerli takipçilerim valla. Beni hışıttı yetişmeyecek diye. Biberle şu kavrulurken doğrarım ben. Sen şöyle şu soğanı marulu yıka. Şurada ben şunu yaparken salatamızı yapadır. Salata çok önemli ya. Kız boş durmak istemiyorum ya, ben hallederim diyorum şunu. Küçük güveçlerin var mıydı senin? Evet. Ama öldürdü beni yetişmeyecek yemek diye. Ben açım. Biz neyim? Anamızı mı yemdik? Acık teyze yiyen kavgası izleyin değerli takipçilerim. Şu yeterli mi? Bu benim yiyen var ya böyle çekilmez işte, Allah kadir hesabı versin. Ne oluyor? Ne oluyor bu bizim? Kadir'e mi sabır versin? Kadir benimle çok mutlu. Kadir bundan mutluymuş. Duydun mu? Allah, Allah bozmaz gerçi de. Daim etsin diyelim değil mi? Şu neymiş? Tavuk göğsümüz yoktu. Şey, roka mı? Göstereyim. Şey diye, enişten var ya. Çeşit alıyorum diye hep rokayı doldurup getiriyor. Kere aldığımda mesela şey aldım diyor ya. Hep roka. Pazara çıkıyor değerli bağırıcılarım. Bensiz. Bazen maça gidiyor. Oradan da pazara geçiyor. Benim herif. Yeşillik çeşidi aldım diye. Tereyi de roka sanıyor. Rokayı tere sanıyor. Tüm rokayı doldurmuş gelmiş. Bu poşet. Eniştem bir. Çağırırım eniştemi, seni de söylerim eniştemi. Söyle, korku var eniştemi. O duyuyor zaten içeride. İçeride değil ki. Nerede ya? Herhalde yatak odasına gitti. Çiçeklerini sanıyor. Bu maça gitti, pazara gitmiş maçta. Ben gitmedim pazara. Yine yeşillik alıyor, bir rokayı doldurmuş gitmiş. Ne, niye gitmedin pazara? Maç pazarda ya, şeyde ya, pazarın olduğu yerde ya, ben but var adı, büyük but. Olmamış mı? Tavuk göğsümüz yoğdu da, o butlardan dedim şey yapayım, temizleyeyim etini. Sen butunki daha lezzetli oluyor, hem de elimizde ne varsa ondan yapalım. Bunun kardeş eşi işe gidiyor, gelmiyor, orada yiyor. Yalnız iftar açıyor, değerli takipçilerim. Kardeşim de yormuş, gurbette yalnız bugün. Yengesi dedim diyelim, hep beraber yiyelim, kimse yalnız yemesin, yalnız ekmekle yemiyor vallaha. Beni durup fazla diyor, daimi ikindini kıldım, dünyanın yemeği yapılır. Ben yalnız kalmadım da, bir kaynadan bile gittim, sonra dün onlar geldi. İyi işte, yalnız yemek yemiyor vallaha, nasıl bir şey yapacak? Bugün de buradayım. Bir gün tek başıma açtım. Ona da annem çağırıyor, Allah var da. Senin yerin olsun sevdiğin gibi durur mu oruç kılardı? Beraber yaparsın şimdi gidiyor. Gidiyorum canım da. Kızım. Adaşım da burada yanımızda oynuyor. Değerli takipçilerim. Sefil adamız da burada. Şimdi Elif de gelecek. Kurbet daha gelmedi. Yiğit'in maçı varmış. Gel babası, gel gel gel. Babasını çağırıyor kızım. Zaten annesi yok hiç ortalama. Sanma. Ama hiç formu yok çocuğu, yan gelmiş. Kaldırsana. Tamam, o zaman yan gelsin. Neyse, kendi kalkmayı öğrensin. Nasıl kalkacak? Çocuklar nasıl çabalıyor?
O çabalıyor çabalıyor. Gel anneciğim gel, ben sana eziyet eder miyim? Teyze ne der? Ne örüyor teyzesi? Aha. Al kızım. Ya işte teyzenin kahvelerini de al anne. Zaten geldiniz mi? Kalkmadık yer olmazsınız. Bu benim için geçerli değil, üstüme de alınmıyorum. Arkadaşlar çekil önümden. Ben bir şikayet edeyim bunları. Çocuk kahveyle mi oynar? Çabucu diye kahveleri veriyor eline. Kız oynamıyor oyuncakla. Benim elinde bunu veriyor, bununla oynuyor. Benim çocuk da var bir şey. Tamam işte ben de onu demeye çalışıyorum. Kahveyle mi oynanır? Bak sıkıldı kahveden de. Başka ne buluyor annem? Senin gibi maymun iştahlı. Neyse biz İrem'le dövüşe dövüşe şu etlerimi bir doğrayayım ben. Şöyle uzanıyor bakın yastığın yazısına uzanıyor. Çok seviyor etiketi. Etiketçi mi alacaksın kız? Etiketçi mi alacaksın sen? Şöyle çevir doğrayı. Heh, al. Üstüne neyi basarak çocuğum da. Etlerimi doğruya duruyorum İrem'le dövüşe dövüşe. Birazdan görüşürüz. Duyuyoruz. Siz bizi görüyor musunuz? Görüyoruz. Değerli takipçilerim, ben durutmaz diyordu yemek yetişmez haydi diye. Ben et doğramaya başlayınca telefonda görüntülü konuşuyorlar kızlarla. Beni unuttu İrem. Bıraktı gitti her şeyi unuttu. Şu anda telefonda sohbet ediyorlar. Pek mi büyük kız? Öpüşünce küçücük kaldı. Tamam, tamam dursun. Yeter mi öpürüz diye. İyi de az bağırın ha. Sen de ona bağır. Al anne bak. Konserimi ararsınız değerli takipçilerim. Oynayanımı ararsınız, Gülen'imi ararsınız. Evet. Ne sandınız? Hep çıktı şarkının. Kız şey gösteriyor ya kamerayı, görmüyor mu? Biber yiyor çocuğum. Acı ne yiyor? Aksaray'a gelmeye niyetlendim. Pazara. He. Geleydin. Atla da gidiyordun. Hayır, düşer miydin? Atla gel şahım. Ne? İnternetiniz açıldı mı? Hiç konuşmanız anlaşılmıyor ki. Evet. İrem şu acısına bak. Acımı mı? Bak ama orucum. Verme o zaman eline. Zehirler çünkü. Vermiyor bak. Şuradan havuç verin. Ver kızım ver. Ver anne, ben sana başka bir şey vereyim. Siz ne pişiriyorsunuz? Saç mı yiyelim? Kuru fasulye sağ ol. Biz... İkinizin... Şu kız müsaade... Şu kız müsaade ederse konuşacağım inşallah. Nasıl açıyorlar? Sabah beri süzülüyordu, konuşturamıyordum. Şimdi de sesinden durmuyor sizi görünce. Ben gidiyorum, iftar hazırlığı yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz diye aradıydık. Dost. Ispanaklı börek ve soğanlı börek. Abo, o menü süper vallahi sizin. Oraya mı gelsin? Ben ekmek koydum. Gelemeyeceğimizi biliyor da nasıl çağırın? Kız buyur, kız seni tanıdı. Aynen öyle, haydi kapatın. Herkes işini görsün, kapatın da.
duracak. Evet. Değerli takipçilerim bir bakın öyle Allah aşkına bir bakın bir bakın. Şöyle yemek mi hazırlanır bulaşığın yanında şu çocuk ne geziyor? Kubbeden düşüyormuş. Güya İrem bana yardıma geldi bir de kızını koydu yanıma engel olsun diye. Daha bir de dövüşüyor yemek yetişmeyecek diye. Çakır şu çocuğu tezgahın üstünden yemek yapacağım. Şuraları bir sil çabuk çocuğu. Gel annem gel. Şu kızıyor bize gel. İyi de şurada ne arasın çocuğu? Ya oynuyor ne var? Ses be buralara. Şu kızın altını değiştireyim. Bir çocuğun altını üstünü değiştir. Tamam tezgah çarpacağım şu teyzen gitsin de. Gitsin mi? Tavuklarımı şöyle doğradım. Ne kızım ne kızım? Ada. Ada geliyor annem annem. Geliyor kızım geliyor. Teyze ne çorban var? Çimek çimek. İçmez misiniz? Ben içerim, Adoş içemez. Adoş'a tarhana yapalım. Yok yok, geçti. Boş ver, bir daha uğraşamayız tarhanaya. Uğraştık kalın mı? Al kızım, altını değiştireceğim. Al. Hemen karıştırıyor şu küçük tencerede. Tamam. Yetecek mi bir de? Onun altına bir de patates püresi yapılıyordu da geçti o. Ne, şeyle mi? Sütüne mi? Patates püresi yok. Yok patates bildiğin haşlıyor. Püre yapıyor mu patates püresi? Tamam püreyi sütüne yapıyorlar ya kaşarla. Ne ondan mı? Hayır, yok sade. Haşlıyorsun patatesi. Püre yapıyorsun altına evet. Koyuyorsun. Üstüne tavuk seti koyuyorsun. Tamam kavuruyor mu diyorum patatesi düz mü? Bilmiyorum düz herhalde. Kavrulması lazım. Öyle mi? O şeyle ne kavruluyor? Hmm. Eda gibi yapmış geçen de. Kavurdular. Patatesi sütüne ne kavuruyorsun güzelce? Baharat atıyor. İçine kaşar atıyor. Öyle koyuyor altına. Sen teyzene sor o işleri. Onun altına bir şey yapsam aslında yeter mi ki? Kaç kişiyiz? Kız doymam sanıyorum. Yeter kız çorbanı. Sen dedin yeter mi? Dövüş çekiş tavuklarımızı hallettim arkadaşlar. Yerimden. İrem'le Nazan'la veriyor köyüsü. Tavuklar pişiyor ocağa koydum. Al. O kızarana kadar şöyle soğanı da doğrayayım. Teyzenin oyuncak meyveleri var bak. Kızım bak. Kalanı da o yesin ısırsın atsın çöpe. Kim yedi de? Gelenin çocuğu onu bir ısırıyor. Meyve salıyorlar. Sen teyzene burada engel olacaksın. Biraz. Aç. Vallahi haberim olmaz da basarım açık şuraya çek. Soğanda mı katıyorsun soteye? Atamayın. Söyle mi? Soğansız sote mi olur? Ben bir yapayım da koy sen. Soğansız. Sası sası. Katmayın mı? Kat kat. Sevmezsen katma. Kat kat. Ciddi mi yok? Kat kat. Dalga mı geçiyor adamda? Ben bugün döverim bu kızı. Yetecek mi bu? Kabız pişti, soğanlarını doğradım. Öbür bıçak var mı nerede? Al şu iyi doğrar, onu bana ver. Babası, babası, babası. Bunu bir sıkıntısı. Sıcak da gelmek istiyor. Gel gel, şimdiki çocuklar da hatırlıyor. Soğanımız kavrulurken de biberi doğrayıp patates vereyim mi annem sana? Uzun kes de şöyle. Al. Al kızım. Sevgilim. Aile ötesine bitti. Tavuksa. Şey koydum ben. Yağı. Kızartmanın yağını. Kudret ki neler aldı ki? Saat 6 olmadı mı? Bir saat durdum ya. Tamam 6. Sarımsaklarımızı da doğrayayım. Bugün bir yemek kararı veremedik arkadaşlar. Ben çöp ekmek kebabı yapacaktım.
Şöyle patates kızartma alacağım. Bunlar da sote istediler. Daha kolay olur diye daha doğrusu. Ben biraz halsizim bu aralar. İyi dedim, sote daha kolay olur, onu yapalım. Bir de sotenin altına patates haşlayalım dedi İrem. Sonra ondan da vazgeçtik haşlamadan. Şimdi de patates kızartmaya karar verdik şeyin altına. Sotenin altına. Çanaklara koyup küçük kaselere fırına süreceğiz. Alana kadar domates de doğrayın. Daha mı ağrıtmış şu makine? Fırın. O bir yorar ki ablamı. Gece de öyle o. İyi uyuyor. Düşün benim psikolojiyi. Patates kızartmak için yağımızı da koydum şöyle. Bir yanda sotemiz oluyor. Gösterebilirsen. Bir yana da yağı koydum. Yağın içine düşüyormuş telefon. Aman. Yağımız kızarıyor. Patatesleri kızartacağız. Domatesimi de doğradım şöyle. Onu atacağım şimdi. Adada iyice huzursuzlaştı vallahi. Neyse şimdi yemek yerken uyuturum. Orucumu rahat açarım. Sotemizin domatesini de koyayım. Bak şimdi tam yetecek herkese. Beni bana güven. Daha yetmez mi sanıyorum? Ben oruçken öyle sanırım. Yani şu patatesler maçka doymam sanırmış ya, yeter. Emin misin? Yetmez mi? Sen de bana soruyorsun ama ben sana soruyorum. Tamam da yeter. Alınca çöpe gidiyor. Aynen. Yeter o. Sen acıkmışsın ya. Acıkan doymam sanırmış ya. Ne koysam ortaya bu yeter mi diyor İrem. Ama ben hep öyleyim. Gel anneciğim. Çatır çutur alasulumu atalım. Vay, o süzgeç ne? Şunun içine yapırsam o payı. O süzgeç ne? Bu süzgeç kocamın bana hediyesi. Şunlara bastım mı adanın ayağına basıyorum ve sanıyorum. Hediyesi yağ için mi o? Evet, yağ sıçramasın diye şöyle bir süzgeç almış kocacığım. Ellerine sağlık, nasıl işe yarıyor. İrem çatır çutur atıverdi mi hemen kapadı biliyor musun? Sağ sol batmıyor. Şöyle kızartma şeyimizi de alayım. O oynanmaz, o teyzenin tripotu. Tuzumuzu da atalım, patatesimizi. Güvenci sadece 5 tane mi? 6. Hani nerede diye de. O da mı yetmez? Hayır, çıkart çünkü hepsini dolu dolu yapmayalım. Bir tane fazla yapalım, belki yiyen olur diye. Tamam. Dedin, anladın değil mi dediğimi? Tamam. Enişten doymaz diye ben düşünüyorum. Kız enişten yemekle yemez kız onun. Bizim yemekle yiyenimiz yok yavrum. Siz gençsiniz, canınız istiyor. Şunları bir topla ayağımızın altında. Toplayacağım da inan elim kolum bağlanıyor. Çocuklu adamdan iş mi yapılır ha? Yapıştı anasına. Ne varımız annem orada? Ne varımız orada kızım? Sen iş yaptırmıyor musun annene? İş yaptırmıyor mu annenizin ya? Bir yakalasan. Bir yakalasan onu. Ağzını yerim senin. Ağzını yerim. Baban yok, baban işte. Baban işte. Sotemiz oluyor. Kızartmamız oluyor. İrem doymam sandı. Bir de altına patates püresi yapalım dedi ve sonra da bu kızartmayı fikir etti. Sotemiz hazır. Değerli takipçilerim, şimdi şu kaselere koyacağız. Patatesin kızarmasını bekliyorum. Patatesimiz de kızardı sayılır. İrem de salatamızı yapıyor. Tamam annem, buradayım aşkım. Telefonu kapattık ya, nasıl ağlıyor. İrem'e salatayı yarım koydurdum arkadaşlar. Başım döndü valla. Şimdi patateslerimiz kızardı. İrem şöyle. Ne kız, bunun adı ne? Şunun adı. Güveç. Adını getiremedim. Güveçlere patatesleri koyuyor. Güveçti değil mi? He, güveç. Öyle bir şeydi. Kaşın mı? Bacan içinde var. Annem. Şimdi de soteleri koyacak üstüne. Bana diyorlar bir iş yaparken çenen bir dursun diye. İrem'in çene hiç durmuyor.
şunu şöyle yap, bunu böyle yap. En iyisi dedim gel kız. Ya hastayım diyorum, ben yapayım diye. Erken geldim, hastasını uğraşma diye yaptırmıyorsun. Ama çocuğun durmuyor. Çocuğu al otur o zaman şuraya. Tamam, şu şeyleri koy çekeyim de. Fırına koyduk mu alırım ben, sen salataya devam edin. Başım tamam. Dönüyor diye 40 kere oturuyorsun. Tamam Adoş'um, tamam. Gel senle doldurayım. Tamam ben doldurayım, dur. Dur dur. Böyle hepsini dur, koyacağız dur. Şeylere. Çanaklara. Ney? Maydanoz seçti. Tepsiye yerleştirdik. İrem yerleştirdi. Şimdi de kaşarını koyuyor. Elimde de kıl var. Şeye gitmez. Adoş durmadığı için kapa diyor. Açıyor. Bir oyalanıyor. Tamam kuzum. Tamam. Ondan sonra da fırına vereceğiz yemeğimizi. Ezana yakın verelim değil mi onu? Soğumasın. Uyuyor mu? Rabişim uyuyor. Rabiş duyuyor. Odana yatırıyor. Hoş geldiniz. Paşam da geldi. Önceden dövüşürdü bu benden, illa video çekelim mi? Şimdi de çıkmak istemiyor. Niye? Ne bileyim, ergen mi oldu başıma? Mutfağın halini görüyor musunuz? Şunlar ısınacak yemekler arkadaşlar. Dünden kalma. Şunlar yemek yaptığımız bulaşıklar. İrem de daha salatayı yapıyor. Boş mu? Boş. Şimdi buraları bir toplayalım. Mıntıka temizliği yapalım. Yemeğimizi de fırına verdik. Pişiyor. Tekrar görüşürüz. Çocukla adam iş görse ne kadar görecek. Değerli takipçilerim. Ada durmadı. İrem'i gönderdim. Uyudu mu? İçtin mi mamasını? Şuraları topladım, salatayı da yapayım. Ne ara topladın kız? Oho. Ben sizin gibi uyuşur muyum diyor musun? 15 dakika kaldı. Hüzen gibi direşiyor. Şöyle ikiye sabahları geleli dövüşüyor. Niye? Kız ikiye böldüm inan. Haydi ne duruyorsun diyor daha erken dedikçe. Sote kaç dakikada yapılır dedikçe haydi haydi. Oraya hazırlıyor masaya. He he oraya. Onu şuraya koy ver. Ondan sonra işin başına varıyorum, bu yetmez diyor. Acıkan doymam sanırmış ya. Şimdi de diyor çok olmuş. Telefon istiyor. İki dakika dur da vereyim dedi. Ama beklemek zorunda var yani. Benim yani ben her zaman veriyordum oğlum. O bence anne sıkıntı, ona arıyor. İşte beni sıkıştırıyordu da ondan kızlanmıştı. Sade pilav yapacağım değerli takipçilerim. Sade bulgur pilavı yemeğimizin yanına. Bulgurun güzelce kavrulsun. Güzelliğe bir bakın şu güzelliğe. Anam benim. Tatlı güzelim. Şu güzellikte kustu telefonu vermiyorsun değil. Pustu oraya. Gösterebiliyor musun güzelliği? Telefonu istedi, vermeyince kustu. Desene benim karım yetiştirir diye. Yapamıyorsanız Elif yapsın, bırak. Bırakın benim kızım yapsın, bırakın. Başka bir şuralarda bir mamam yap, hadi. Onlar gidecek de baş başa kalacağız Aydın Bey. Ha, iyi tamam. Yemeğini Elif yapsın o zaman. Yemeğini Elif yapsın. Yaparım kızım, yapalım değil mi kızım ama? Mamam yapar değil mi? Bakalım bile varmış burada. Oğlum çocuklar oturamaz. Oğlum. Pilavımız pişiyor, şöyle ağzını kapatalım. Tuzunu attım. Sade pilav. Pirinç pilavından da adam o sanıyor. Şu da dünden kalma orman kebabımız, onu da ısıracağız. Şurada da çorbamız var, onu ısıracağız. Yemeğimiz de fırında. Artık açayım mı fırını İrem? Kaç dakika var? 15 dakika. Aa, açayım. Hayır. Senin o tokanı yerim, severim senin o tokanı. Halasının balığı. Bal küpü. Sen niye uyumadın cücüğüm? 76 Cücüğüm.
Niye uyutmadın bunu? Çocuklar uyumadı. Elif de uyumadı. Şimdi yemeğe yiyirseniz uyurlar. Elif'e hava verir. Hop. Barıştık mı? Anam benim yerim senin ağzına. Pilavımız pişiyor. Yemeğimiz ısınıyor, çorbamız. Çayımızı da koydum. Yemeğimiz de fırında. Acıktım be. Ben de acıktım oğlum. Vallahi bir acıktım. Şimdi kurumlar AFAD çerçevesinde diğer kurumlar. Rahatladığında ekmeğini şöyle yapıyor. En büyük mücadeleler verdiler. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.